siz o gençlerin ilgisini çekecek, onların kafalarındaki sorulara cevap verebilecek bir şey bulabiliyorsanız onlar size gelmeye başlıyorlar. Demek ki o potansiyel orada var da sanatçıların o yolu bulması lazım. İyi ki AVM'ler var, biz de oynayacak salonlar bulabiliyoruz. Böyle bir gezginci göçebe tiyatrolar haline geldik ve AVM'ler tiyatrosu haline geldik. Bir seyirci bizi nasıl takip edecek bilmiyorum. Bu arada iyi ki Biletix var. Hiç olmazsa oraya girdikleri vakit orada hangi tiyatronun nerede oynadığını oradan takip edebiliyorlar. Dostlar Tiyatrosu'nun 50. ama benim profesyonel tiyatroda 60. yılım bu yıl. Bir ömür aslında. Bütünüyle tiyatroya adanmış bir ömür diyeceğim. Çok daha lise yıllarından belliydi tiyatrocu olmanın, benim yolum olacağını. Aslında bu bakımdan çok şanslıyım çünkü hayatta yerimin ne olacağını çok erken bir zamanda ben keşfettim. Ve beni en mutlu eden şeyin bu olduğunu gördüm. İlk başta tabii tiyatro anlayışım çok değişti. İlk başta daha çok sanat, tiyatro, sanat, çok ince bir zevk falan filan idi. Biraz da kendimi göstermek için tiyatro, insanlarla en rahat ilişkiyi sahneden kurabildiğim için seçtim bir yerde. Fakat başladıktan sonra, yavaş yavaş bilinçlendikten sonra diyelim, ya da çok yasaklı bir dönemde yaşadık biz tabii 50'li yıllar. Ondan sonra 60'lı yılların getirdiği özgürlük ortamında yeni anayasa, o zamana kadar yasaklı olan düşünceler ortaya açıldı. Ben de yeni yeni şeyler keşfetmeye başladım. Ve bu arada tiyatronun aslında sadece kendini göstermek ya da sanat sergilenen bir yer değil, aydınlanma devrimini tamamlamamış ülkelerde tiyatronun sosyal, toplumsal bir işlevi olduğunu, aslında bir amaç doğrultusunda insanları aydınlatmak, insanları düşündürmek, onlara yeni yeni tartışma ortamları açmak gibi bir işlevi ve sorumluluğu olduğunu keşfettim. Bana bu yolları açan iki büyük isim var. Biri Nazım Hikmet, biri Bertolt Brecht. Onlar düşünce yapılarıyla bana nasıl bir tiyatro yapmam gerektiğini gösterdiler. Ben de onların yolundan bugüne kadar geliyorum. Ama eğer bir şeye inanmışsanız gerçekten ve de inandığınız yolu artık sonuna kadar götürmek durumundasınız. Orada cesaret falan diye bir şey söz konusu olmuyor. Normal oluyor sizin için. Hele bizim gibi çalkantılı bir toplum. Yani ben mesela 3 tane askeri darbe yaşadım. Alt üst oluyor her şey. Birdenbire bir bakıyorsunuz sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar, yasaklamalar. Arkasından gene bir demokratik dönem geliyor. Biraz daha rahatlıyoruz. Sonra gene bir şeyler oluyor falan. Böyle bir dönemde her döneme uydurmak zorundasınız kendinizi. Ve insanın gerçekten söyleyeceği bir söz varsa tiyatrosuyla yaptığı işle, onu söylemenin yollarını buluyor. Biraz daha böyle baskıcı dönemlerde daha siyasi davranarak, daha yuvarlak davranarak yapıyorsunuz. Bazı dönemlerde daha dimdik söylüyorsunuz. Ama eğer hakikaten içinizde mutlaka inandığınız bir şey varsa onu söylemenin yolunu buluyorsunuz diye düşünüyorum. Benim ilk adını duyduğum Nazım Hikmet lise yıllarında sabahleyin kampüse işte gazeteler geliyordu. Vatan haini gitti Moskova'da, kaçtı. Moskova'ya gitti, toprağı öptü. Yani böyle bir umacı gibi tanıtılan bir adam. Ama bir tek şiiri yok ortada. Adını anmak bile yasak. Şiirlerine ulaşmak yasak. Dediğim gibi 62 Anayasası'ndan sonra ilk ben onun Kuvayi Milliye Destanı'nı okudum. Ve işte benim hayatımda bir dönüm noktasıdır. O şiirle ilk tanışmam, onun bende yarattığı coşku, o fırtına, o böyle yaprak gibi titrediğimi hatırlıyorum, gözlerimin dolduğunu hatırlıyorum. Ve ondan sonra artık ne yazdıysa, yeniden kitaplar basılmaya başladı. Hepsini içer gibi okudum ve hep bir şey yapmam lazım. Yani bu duyduğum heyecanı seyircimle paylaşmam lazım diye düşündüm.
Düşündüm sonunda bütünüyle şiirlerden oluşan Kerem Gibi adlı oyunumu yaptım. O da ülkemizde ilk şiir tiyatro örneğiydi. Oradan başlayarak bu 1975 yılı bugüne kadar işte uzun bir yolculuğa çıktık beraber Nazım'la. İlk tanıştığımda o benim babam yaşımdaydı. Sonra aynı yaşa geldik. Şimdi ben onun abisi oldum yani. Böyle bir birlikteliğimiz var. Onun şiirlerinden 7-8 tane oyun ürettiğim gibi, kimisi tek kişilik oyunlar, kimisi çok kişili oyunlar. Fazla Say'la beraber bir Nazım oratoryosunu yaptık ki o zaten başlı başına böyle çok toplumu derinden etkileyen bir yapıt oldu. Bir kurşun kalemim vardı ben içeri düştüğüm sene. Bir haftada yaza yaza tükürüverdi. Benim için bir efsane. Yani bütün hayatıyla bir efsane. Ömrünün 13 yılını hapiste geçirmiş. Geri kalan 13 yılını yurt dışında, sürgünde. Memleketine dönmek istiyor, bir türlü dönemiyor çünkü vatandaşlıktan atılmış. Memleketim diye hasret içinde yaşayıp son nefesini veriyor. Bir daha gelemiyor, bu ülkesini göremiyor. Çok büyük bir insansever, romantik, sosyalist tabii ama onun için romantik soklu komünist diyorlar. Bir roman kahramanı gibi görüyorum ben onu. Hapishanelerde yaşadığı yıllar, sonra yurt dışında yaşadığı yıllar, çektiği acılar, bütün bu acılara rağmen insana olan inancını hiçbir zaman kaybetmemiş. O güzel günlere ulaşacağımıza dair ümidini hiçbir zaman kaybetmemiş. Müthiş bir insan sevgisi içinde ve insanların mutlu yaşamasını istemiş. Daha adil bir dünya olsun demiş, daha paylaşımcı, herkesin emeğinin hakkını alabildiği bir dünya olsun, barış dolu bir dünya olsun, savaşların olmadığı bir dünya olsun demiş. Hep böyle çok güzel şeyler özlemiş ve bütün bunları en güçlü bir biçimde şiirlerine dökmüş. Biz de onlardan yararlanıyoruz. Bugün hala bakın kaç yıl geçmiş ölümünden bu yana, 50 küsur. Hala Türkiye'de en çok satılan, en çok okunan yazar. Benim de bütün hayatımı verdiğim ve hala sahnelerde her gün oynadığım bir yazar. Nazım'ı çok söyledik. İkinci dediğim Brecht. Bana sosyalist tiyatronun ya da politik tiyatronun nasıl olması gerektiğini onun yazılarından öğrendim. Onun da oyunları okumaya başladığımda, sonra şiirlerini okumaya başladığımda bütünüyle beni çok etkisi altına alan yapıtlar bunlar. Ve bu sanat hayatım boyunca, bu 50 yıllık Dostlar Tiyatrosu süresince onun Arturo Uy'nin Önlenebilir Yükselişi'nden başlayarak Kafkas'ta Beşir Dairesi, Baypuntila ile Uşağı Maddi, Galileo Galilei gibi 4 tane büyük oyununu sahneye koydum ve oynadım. Bir de şiirlerinden ve şarkılarından özel gösteriler yaptım. Bunları ben Bertolt Brecht ya da Brecht Kabare adıyla yaptım. O da bende çok iz bırakmış bir büyük yazar. Şimdi işte birazcık bu yıl 50. ve 60. yıl dönümü olduğu için ben şöyle geriye bakarak bütün hayatımı özetleyen ressamların böyle retrospektif sergileri vardır. İlk yaptığı resimden bugüne kadar hepsini sırayla görürsünüz. Ben de yazarlarımı şöyle bir araya getireyim de dedim. Seyircilerime onları bir bütün olarak sunayım. Bu araya bir de fazladan William Shakespeare katladı. Aslında ben Robert College'de, lisede ilk sahneye Shakespeare oyunu oynayarak çıktım. Ve lise yılları boyunca 3 ayrı Shakespeare oyununda oynadım ama profesyonel yaşamda maalesef sadece bir tek. O da Engin Cezar Gürür Sururi Tiyatrosu'nda Otello'yu oynadık. Ben Iago rolünü oynadım Engin Cezar'la beraber. O özleme biçimde kaldı. Yani bir başka Shakespeare oyunu niye yapamadım? O benim içimde kalan bir özlemdi. Tabii şimdi bir özel tiyatro olarak bugün öyle büyük kadrolu oyunlar yapmak çok sorunlu. Ama dedim hiç olmazsa şu yazarlarımı bir araya getirdiğim gösteride
Ona da bazı bölümler koyayım dedim. Onun üzerinde çalıştım. Üçüncü yazarımız o demek ki. Arkasından Can Yücel geliyor. Can Yücel de beni çok etkilemiş. Daha evvel Bertolt Brecht'in Kafkas'ta Beşir Dairesi'ni o Türkçe'ye çevirmişti. Onun çevirisiyle oynadık. O zamandan çok iyi tanıyorum kendisini. Çok dost olarak da çok iyi tanıyorum. Birlikte çalışma arkadaşı olarak da çok iyi tanıyorum. Onun da öldüğü gün o kadar bana büyük bir darbe oldu ki bir şey yapmam lazım diye oturdum, kapandım. 3 ay bütün şiirlerini baştan sona okuyarak Can adıyla bir gösteri yaptım. O da 30. yılımın gösterisiydi. Şimdi dedim ki bu retrospektif merhabanın içine onu da mutlaka koymam lazım. Geliyoruz 5. büyük, hepsi bunların dev yazarlar gerçekten. 5.'si de Aziz Nesin. O da hem çok yakın dostum hem 1973 yılından beri onun da çeşitli öykülerinden, şiirlerinden bir sürü azizname gibi, nereye gidiyoruz gibi, bir takım azizlikler gibi birçok kalabalık ya da tek kişi oyunlar ürettim. Onun da repertuarımda o da var. O da bu beşi bir yerde yazarın merhabasının içine geldi. Bu bir yerde hem bu yazarlara merhaba, hem seyirciye merhaba, hem de kendi 50. ve 60. yılıma merhaba. Beni o kadar etkileyen şu var. Mesela Shakespeare. Bunu yaz, burada söylediklerimi 450 yıl önce yazmış. Ama nasıl diyorsunuz? Sanki bugün bu yazar Türkiye'de yaşıyor ve şu anda içinde bulunduğumuz durumu anlatıyor kadar güncel, canlı saraylardan bahsediyor, krallardan bahsediyor. İster istemez çok güncel oluyor bütün bu olaylar 450 yıl öncesine dayansa bile. Ama zaten bütün yazarların benim seçtiğim bu merhaba içinde sanki günümüz, Türkiye'nin sorunları, içinde yaşadığımız tuhaf durumlar, müthiş bir espri gücü var bir kere. Çünkü bu 5 yazarın hepsinde müthiş parlak zekalar ve güldürücü unsurlarla çok canlı anlatımlar var. Bir de müzik var tabii. Müzik, müzikli bir gösteri olduğu için bu merhaba içinde Fazıl Say'ın müzikleri var. Bertolt Brecht'in bestecisi Kurt Weill var. Bizim müzik direktörümüz Yiğit Özatalay'ın besteleri var. Bütünüyle müzikli, eğlenceli bir güldürü olarak çıktı merhaba ortaya. Ben bu deyime hiç katılmıyorum. Çünkü bir gelişme var, bir canlılık var. Gerçekten beklemediğimiz şeylerden, beklemediğimiz pırıltılar, beklemeden yeni bir şeyler oluşuyor. Fakat genel yapı çok sağlıksız geliyor bana. Şimdi önce olumlu şeylerden bahsedelim. Özellikle gençlerin küçücük salonlarda 50 kişilik, 100 kişilik, 125 kişilik küçük apartman katlarında oluşturdukları yeni tiyatrolar var. Bunlar yeni yazarlar arıyorlar, yeni yazarlar buluyorlar, yetiştiriyorlar. Yeni yönetmenler, yeni oyuncular, hepsi eğitimli çocuklar. Bu gençlik coşkusu beni de çok heyecanlandırıyor gerçekten. Ve bunlar para kazanmak için yapmıyorlar. Çünkü o küçücük salonda her gece doldursanız bile zaten o tiyatronun iki yakasını bir araya getiremezsiniz. Biz bu işi yıllardır yaptığımız için gelirini giderini çok iyi biliyoruz bu işi. Bunlar tiyatro aşkıyla yapıyorlar bunu ve ona çok saygı duyuyorum bu tutkuyu. Benim de yaşadığım bu tutkuyu onlarla paylaştığım için çok heyecan duruyorum. Ama onlar da başka yerden kazandıkları parayı buraya harcıyorlar. Mesela çoğu seslendirme yapıyor, reklam filmi yapıyor, televizyon dizilerinde oynuyor ya da bir ödenekli tiyatroda maaşlı olarak çalışıyor. Asıl gelirlerini başka yerden edinip burayı yaratıcı bir laboratuvar olarak kullanıyorlar. Çok güzel bir şey. Fakat
Son zamanlarda onlarda da büyük bir tehlike çanları çalmaya başladı. Ve bu sene duyduğumuz çok önemli bir iki tiyatro artık o salonlarda işlevlerini sürdüremez duruma geldiler. Tiyatrolarını kapatmak, orayı, salonları terk etmek zorunda kaldılar. Başka bildiğim tiyatrolarda hemen hemen aynı tükenme noktasına yaklaşıyorlar. Burada işte dediğim gibi hem hoş bir gelişme var hem de tehlikeli bir gelişme var. Çünkü bu topluluklar oradan kazandıkları parayla yaşayamıyorlar. Burada böyle bir çarpıklık var. Öbür tarafta AVM'ler dediniz. Bu da evet, evet, iyi ki AVM'ler var ki biz de oynayacak salonlar bulabiliyoruz. Ama oradaki düzen bence çok kötü. Her gece başka bir tiyatro oynuyor. Biz de, yani ben bu akşam nerede oynayacağımı bilmek için telefonumu açıp dostlartiyatrosu.com'dan programa bakmak zorundayım. Çünkü her gece başka yerdeyiz. Yani iki gün peş peşe aynı yerde oynadığımız yok. Bu ne getiriyor biliyor musunuz? Dekorlar entibüften oluyor. Her gece taşınmak zorundaysanız, her gece ışığınızı yeniden ayarlamak zorundasınız, dekorları götürüp orada alelacele kurmak zorundaysanız, böyle bir gezginci göçebe tiyatrolar haline geldik ve AVM'ler tiyatrosu haline geldik. Bir seyirci bizi nasıl takip edecek bilmiyorum. Bu arada iyi ki Biletix var. Hiç olmazsa oraya girdikleri vakit orada hangi tiyatronun nerede oynadığını oradan takip edebiliyorlar. Bir de işte internetten, yani izleyicilerin de tiyatroyu takip edebilmeleri çok zor. Oyuncuların da kendi oynayacakları tiyatroları takip etmeleri. Bu çarpık bir düzendir. Evet, büyük kadrolar yapılıyor. Televizyon yıldızları tiyatroya döndü diye reklam ediliyor ama aslında tiyatro, televizyonda işler bozulduğu için onlar işsiz kaldıkları için geliyorlar bir yerde. İşsiz kaldıkları için bir de tiyatro yapalım diye geliyorlar. Ve çok samimi bulmuyorum. Çünkü o büyük prodüksiyonlar evet çok başarılı deniyor ama ayda iki defa, en fazla üç defa oynuyor. Çünkü daha fazla oynayacak salon da bulamıyorlar. Büyük salonlarda daha fazla da vermiyor o salon sahipleri. Böyle bir tiyatro olmaz. Yani Broadway'e giderseniz, Paris'e giderseniz, Londra'ya giderseniz bir tiyatro salonu kiralar. En azından 3 aylık kiralar. Oyun iyi giderse 6 ay uzatır, sonra bir seneye uzatır. Bazıları 20 yıldır oynayan oyunlar var orada ama her gün, her gece oyun oynanır, bir gün tatil yapılır, bir günde matine suları oynanır. Yani haftada en az 7 sefer oynanır o oyun. Yani bence tiyatro böyle olur. Şöyle düşünüyorum, yani eğer onların ilgisini çekebilecek değerli bir iş yapabiliyorsanız, onlar sizi buluyorlar. Yani biz de bu konuda, biz tabii politik tiyatro yaptığımız için belki biraz daha ayrıyız ama uzun süre 12 Eylül'den sonra böyle müthiş bir politikadan kaçma, insanlara sen bu işlere karışma diye gençlere empoze edilen, depolitize olmuş bir dünya görüşü. Sen kendi işine bak, sen paçayı kurtarmaya bak, memleketin durumunu dert etme diye insanları politikadan soğuttular ve korkuttular da. Çünkü biliyorsunuz 12 Eylül döneminde insanlar evlerindeki Nazım Hikmet kitaplarını ya da benzeri kitapları boğaza attılar ya da banyoda yaktılar. O kadar büyük bir korku dönemi vardı. Bunun sonucunda biz de kendi kendimize dedik ki ya ne kadar kötü, artık gençler ilgilenmiyorlar. Biz politik tiyatro yapıyoruz ama hele politik tiyatroyla hiç ilgilenmiyor. O dönem Egemen Bostancı müzikalleri dönemiydi. İşte Hisseli Harikalar, Toprağın, Geceye Selam falan filan. Dışarıda kıyamet kopuyor. İnsanlar hapiste çürüyor. Gençler idam ediliyor düşüncelerinden dolayı. Burada vur patlasın, çal oynasın bir müzikaller dönemi vardı. Sanki özellikle toplumu uyutmak için seçilmiş gibiydi bu şeyler. Ve dediğim gibi gençler de tiyatrodan soğudular. Onların ilgisini çekecek de başka şeyler çıktı tabii.
Bir kere internet çıktı, bilgisayar çıktı, oyunlar çıktı, büyük sayısız televizyon kanalı çıktı. Yani hangi birini izleyeceğini şaşırıyorsun. Çok rakip çıktı yani tiyatroya. Ama biz şunu fark ettik ki böyle böyle giderken ve niye acaba gençler bize gelmiyor? Onların ilgisini nasıl çekebiliriz derken birdenbire Sivas 93 adlı bir oyun yaptık. İşte nasıl olduysa demek ki diyorum, eğer siz o gençlerin ilgisini çekecek, onların kafalarındaki sorulara cevap verebilecek bir şey bulabiliyorsanız onlar size gelmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş o tarihten itibaren bugüne kadar giderek artarak, arkasından Marx'ın dönüşünü yaptım, işte Aziz Nesin'den Nereye Gidiyoruz yaptım, İnsanlarım yaptım, bu yaşamaya dair falan. Bütün bu oyunlar giderek bizim eskiden olduğu gibi %60'ı gençlerden, üniversite öğrencilerinden oluşmaya başladı. O zaman diyorum ki biz gençleri suçlamayalım. Ayrıca bu gezi olaylarında da o ortaya çıktı. Bu konularla hiç ilgilenmiyor dediğimiz insanlar, bir baktık bütün bu gençler oradaydılar. Ve eleştirel tavırlarını, muhalefetlerini ifade edebilecek bir kanal buldukları zaman onu çok güzel ifade ettiler. Demek ki o potansiyel orada var da sanatçıların o yolu bulması lazım. Onlara ulaşmanın yolunu bulması lazım. Ben de teşekkür ederim.